Sayın Bahçeli Ülkücü Şehitler Günü'nde 27 Mayıs'ta bir konuşma yaptı. Bir kere şunu söyleyeyim. 70'li yıllarda biz öğrenciler işte birçok arkadaşımız o yıllarda öğrenciydi. O yıllarda solcusu da sağcısı da milliyetçisi İslamcısı herkesin büyük Türkiye ideali vardı. Kimisi tam bağımsız Türkiye diyordu. Kimisi büyük Türkiye diyordu. diyordu kimisi adil Türkiye. O gençlerin hepsi emin olun bugünkü takipçisi olan siyasilerden çok daha dürüst, çok daha merttiler. Birbirleriyle maalesef provokasyonlar çatışılırken bile daha yiğittiler. En yakın arkadaşlarım ülkücü olarak da şehit olan oldu. Devrimci olarak da e, gidenler oldu. Tanıdıklarım bildiklerim. Mücadelelerin içinde oldu. Ben de bütün büyük Türkiye idealiyle toprağa düşmüş bütün gençleri, ülkücüleri de rahmetle anıyorum. Kim olursa olsun kaybedilmiş bir nesildir o. Ve rahmetler bakan hocamızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu gençleri hiçbir zaman sokağa o eylemin içine sokmadığı için. Bize Toprağa düşen gençler değil, dünyaya meydan okuyan gençler lazım. Bize her gün gerektiğinde şehit olmaya hazır ama her gün şehitlik hamasetiyle uyutulan gençler değil, bilgiyle, irfanla, hikmetle dünyaya örnek olan gençler lazım. Sayın Bahçeli, Sinan Ateş olayı üzerine getirdi bu konuyu. Hesaplaşacağız, kesinlikle helalleşmeyeceğiz diye bir ifade kullandı. Artık yaşı kemale ermiş bir siyasetçinin kullanmaması gereken bir ifade hesaplaşmak. Evet, birçok şeyle hesaplaşabilirsin ama vatandaşlarınla helalleşeceksin. Ama en önemlisi o ülkücü şehitlerin son halkası olan Sinan Ateş'in eşiyle, annesiyle helalleşeceksin. Sayın Bahçeli. Şimdi bakın ibretliktir. Bu resme bakın. Rahmetli Sinan Ateş 5 yıl önceki Ülkücü Şehitler Günü'nde Sayın Bahçeli'nin hemen arkasında. O zamanki Ülkücü Şehitler Günü resmi. Şimdi de Yeni Ülkü Ocakları Genel Başkanı hemen arkasında. Şimdi bu Ülkü Ocakları Genel Başkanı genç kardeşim şu resme bakıp kendi geleceği ile ilgili ne tahayyül eder? Veya bu işlerin içinde bir rolü varsa ne düşünür Sinan Ateş'in ailesi onlar hakkında? Değerli arkadaşlar, Sayın Bahçeli siyasete girdiğinde en çok takdir edilen yönü gençleri sokaktan çekmesi olmuştu. O zamanki ifadelerini hatırlatırım Sayın Bahçeli'ye. Gençleri sokaktan çekeceğiz, bize okumuş genç lazım diyeceğiz. O zaman herhalde 40 yaşlarındaydı Sayın Bahçeli. Şimdi 70'li yaşlarda. 70'li yaşlarda Gençleri hesaplaşacağız diye sokağa davet etmeyin Sayın Bahçeli. Biz o günleri çok acı yaşadık. Nice yiğit insanlar evlerinde şehit edildiler. Benim en yakın arkadaşımız bunu da zikrederek söyleyeyim. Yiğit bir ülkücü Hasan Levent Pamukçu 1979 aralığında evinde sabah namazını kılarken şehit edildi ve annesinin kucağına düştü. Şehadet ellerimizle defnettik. Ama faili meçhul gibi bir cinayet. Kimin, hiç, kimin için öldürdüğü belli olmayan günlerdi. Gençler idealisttir. Olumlu yönde bir idealizm verirseniz dünyayı ihya ederler. Olumsuz şekilde onları şiddete sevk ederseniz kendileri içinde, ülkeleri içinde felaket sebebi olurlar. Bütün hangi ideolojiye mensup olursa olsun, hangi siyasi düşünceye, etnik geçmişe, mezhebi geçmişe sahip olursa olsun... Bütün gençlerimize sesleniyorum. Bu kritik günlerde asla provokasyonlara gelmeyiniz. Ve bütün hukukçulara sesleniyorum. Hiçbir yerden talimat almayın. Sinan Ateş'in katilleri cezalandırılmadıkça hiçbir gencimiz emniyette, hiçbir sokağımız huzurda olmayacak. Bakın 12 madde söyleyeceğim. Yine yapmazlarsa şu ezanlar şahit olsun, Allah indinde Gazze'li şehitlerin hepsinin elleri bunların yakasında olacak. Bir, İsrail'le bütün diplomatik ilişkileri askıya, askıya alınsın ve belli bir süre verilerek bu süre içinde asreşkes olmazsa diplomatik ilişkilerin tümüyle kesileceği ilan edilsin. 2. İsrail tarafınca Ankara'ya geri döndüğü ilan edilen diplomatlar derhal sınır dışı edilsin. 3. Hava sahası en başından söyledik. Hava sah sahamız İsrail'e giden uçaklara kapatılsın. 4. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu derhal liderler düzeyinde toplantıya çağrılsın. 5. Bu toplantıda Gazze'ye gidecek bir görev gücü kararı alınsın ve ilgili Birleşmiş Milletler Kuruluşları bu çerçevede görevlendirilsin. Görev gücü kararı önemlidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu kararı alır, heyetini gönderirse Gazze kolay kolay bombalanamaz. Ve bunu Güvenlik Konseyi'nde alamazsınız. Liderler düzeyinde o rahat köşelerinde oturan İslam ülkesinin 57 lideri New York'a giderse dünyada kimse yerinde duramaz. Hayır, beyefendiler New York'a sadece sefa yapmaya gider Eylül, Eylül ayında. Gösteriş yapmaya giderler. Güney Afrika 6, Güney Afrika, Brezilya, İspanya... Norveç, İrlanda, Malezya gibi farklı kıtaları ve kültürleri temsil eden ülkelerden oluşan bir Filistin dostları grubuna öncülük edilsin. Bunu da o, ta Kasım ayında söylemiştik. Yapmadılar. Bunu bir Müslüman, Yahudi, Arap, Yahudi meselesi olmaktan çıkarın, insanlık meselesi haline getirin dedik. Yedi, bu grup Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daim üyelerinin nezdinde ortak girişimde bulunsun ve eğer tedbirler alınmış, alınmazsa bir gönüllüler koalisyonu kuracaklarını ilan etsin. Gönüllüler koalisyonu şudur. Eğer bir savaş halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alamazsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir grup ülke gönüllüler koalisyonu kurup müdahalede bulunabilir. Gidin savaşın demiyoruz ama bunu söylemeniz dahi dünyada dengeleri değiştirir. Sekiz, bölgedeki tek NATO üyesi olarak İsrail'in süre giden soykırımının bölge barışını tehdit ederek Türkiye için de güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Norveç ve İspanya ile birlikte özel gündemli toplantı çağrısında bulunulsun NATO'ya. Buradan Norveç'e, İrlanda'ya ve İspanya'ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz adına selam ve saygılarımı sunuyorum. Vicdanı kurumuş Batı'nın... Vicdanlı insanların ülkeleridir. Norveç Dışişleri Bakanı çok yakın dostumdur. Geçmişte birlikte çalıştık. Vicdan sahibi bir insandır. Norveç Başbakanı. İrlanda ve İspanya Başbakanları da öyle. Hepsine bu meselenin bir batı doğu değil, bir İslam Yahudi meselesi değil, bir insanlık meselesi olduğunu gösteren bu liderlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden saygı ve selamlarımı iletiyorum. Dokuz, AB'da adayı ülke olarak İspanya ve İrlanda, Norveç AB üyesi değil, İrlanda da NATO üyesi İspanya ve İrlanda ile birlikte Avrupa Birliği'nin liderler düzeyinde bir toplantı yapması için girişimlerde bulunsun. Eskiden Avrupa Birliği ile Brüksel'de Türkiye Ortak Dışişleri Bakanları, Dışişleri Forumu düzenlerdi. Brüksel'e gidilsin hem NATO hem Avrupa Birliği ülkeleriyle toplanırsın. Ve onlara orada seslenirsin orada. Ankara'dan nutuk atmak ey batı demek kolay. Avrupa'ya, Batı'ya, Brüksel'den seslenin, New York'tan seslenin, Washington'dan seslenin. Oradaki kampüsteki gençler kadar cesaretli olun. Türk'ün Türkiye propagandasıyla burada her gün gaz deyip haykırmak kolay. Gidin Avrupa'nın merkezlerine. Seslenin, yükseltin sesinizi. On. de bu son derece önemli arkadaşlar. Bakın yapılmamış bir şey yapmaları çağrısında bulunuyorum. Filistin ile Gazze üzerinden Doğu Akdeniz'de kıyısı olan bir ülke olarak Doğu Akdeniz'de işbirliği anlaşması imzalansın ve Gazze'nin boşaltılarak Filistin'in Akdeniz'den koparılması planlarına karşı hukuki bir kanıt oluşturulsun. Türkiye Doğu Akdeniz ülkesidir. Filistin de Doğu Akdeniz ülkesidir. Yapılmak istenen şu. Gazze boşaltılacak. Filistin'in e, deniz bağlantısı koparılacak ve Gazze açıklarındaki çok zengin Enerji kaynakları, doğal gaz kaynakları üzerindeki Filistin hakkı yok edilecek. Buna karşı Türkiye, Filistin'le doğrudan sınırdaş gözükmese bile, Libya ile yaptığımız gibi onunla da denizden sınırız ve sonra da çağrıda bulsun, geçmiş bütün ihtilaflar unutulsun. Türkiye, Mısır, Suriye, Lübnan Filistin'le Doğu Akdeniz konusunda anlaşma imzalasınlar. Onlar yapmıyorsa Türkiye anlaşma imzalasın. Çağırsın Filistinli yetkilileri, bütün dünya artık Filistin'i devlet olarak tanıyor. Çağırsınlar ve Filistin'in deniz alanları ile ilgili Türkiye'ye garantörlük yetkisi de veren bir anlaşma imzalansın. Hukuki teminat oluşturur bunlar. Fiili olarak hukuki bakımdan ileride devlet olma yetkisini kullanmış olur Filistin. 11 Filistinli tarafların ulusal süreci süreciyle birlik sağlamaları için girişimde bulunursun. İki tarafı da Ankara'ya davet ettik. Defalarca biz bu girişimlere öncelik ettik geçmişte. Yine yapılabilir. Ve Filistin Birliği derhal kurulsun. 12. Biraz önce değerli e, Genel Başkan Vekilimiz ve değerli Grup Başkan Vekilimiz zikretti. D8 toplantısı İstanbul'da yapılacak. Burada çok kuvvetli bir karar alınsın. İnşallah bütün DSK üyeleri, Dışişleri Bakanları düzeyinde katılır. Kaygım var ama inşallah katılırlar. D8 bu bahsettiğim 11-12 maddeyi D8'de onaylatın ve D8'den şu kararı çıkartın. İslam İşbirliği toplantısı zirvesi zirve düzeyinde yapılmalı. Daha yapmadılar Gazze konusu. Zirve düzeyinde. Dışişleri Bakanları düzeyinde değil. Biz İslam dünyasını biliriz. Lider bir şey söylemedikçe bakanların yapacağı şeyler sınırlıdır lider düzeyinde toplansın. D8'de bu karar alınsın ve uygulansın. Değerli arkadaşlar, gün susma ve hamaset yapma günü değil. Yeter artık. Bakın kaç madde uygulanabilir madde. Bunlardan ne yapıldı şu ana kadar? Kınama yapıldı, kınama yapıldı, kınama yapıldı. Bir de yedi ay sonra ticari kısıtlama getirildi. Sekiz ay sonra ticari yasa, ambargo uygulandı. Türkiye'nin gücü bu değil.